Hanımefendi. Hanımefendi. Adem. Yardım et ne olur Adem. Yardım et. Ferda. Arkadaşım. Başıma gelenlere bak. Başıma neler geldi bir bilsen. Kocana hiçbir şey söylemedim, merak etme. Çaktırma sen de, rol yap. Çok iyi yapmışsın canım. Nevin, ben poşetleri alayım. Hadi sen geç otur şöyle. Hastaneye gitmesi lazım. Ben ikna edemiyorum. İstersen sen de bir konuş. Ne işin var senin burada? Ya kızım, görmüyor musun halimi? Gidecek başka bir yerim yoktu diyorum sana. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Peşimde birileri var. Ellerinden zor kurtuldum. Bana ne? Bak Nevin. Ben o parayı onlara vermek için aldım senden. Gerçekten, vallahi bak, kandırdılar beni de. Kızım çok korkuyorum ya. Ellerinden zor kurtuldum diyorum. Allah'ım sen beni deli sanıyorsun ya. Bak ben senin sandığın kadar kötü biri değilim. Ocağına düştüm. Saklaman lazım beni. Sen delirdin mi Ferda? Nerede saklayacağım ben seni? Burada işte. Şurada bir yerde kırılır uyurum ben. Hapishaneden daha kötü olamaz ya. Ya beni şimdi al bir kulübeye koy, ben cennette sayarım kendimi, vallahi bak. Yok sen aklını kaçırmışsın ya. Ne derim ben Adem'e? Ha? Hadi defol git buradan. Hadi git, tut git Ferda. Ben Adem'e ne diyeceğini çok iyi biliyorum Nevin. O ne? Ne bu? Bakalım. Ne o? DNA testi. Ne yazıyormuş? Ece Şahin, Ferda Özen'in kızıdır. Ben de kalsın Nevin'ciğim. Ne olur ne olmaz. Allah belanı versin Ferda. Verdi zaten, merak etme. Ne kadar beddua ettiysen artık. Ben canımın derdindeyim kızım. Şimdi kararını vereceksin. Yoksa gidip kocanla mı konuşayım? Kasım patı mı bunlar? Öyle. Yalnız kış çıkaramaz bunlar. Korunmaları lazım. Sen korursun artık. Korurum tabii de. Bana ihtiyaç olup olmadığını bilmem lazım. Çiçekler bunu sana söyleyemeyecek, üzgünüm. Sen söyleyebilirsin ama. Seni korumamı istiyorsan söyleyebilirsin. Bu Kunduz'u denen adam sana bir şey mi söyledi?
Yok, nereden çıkardın onu? Benden rahatsız olduğuna eminim. Ayağının altına dolaşmamı istemiyor. Buna da eminim. Kendini çok ciddiye alıyorsun adam. Belki senden korkmuyor. Korkmasın zaten. Korkması gerekenler korksun. Seninle bir derdin olduğunu sanmıyorum. Tamam. Kaldığımız yerden devam o zaman. Bana yardım ediyorsun. Sen bana yardım ediyorsun. Şu arkadakileri getirir misin? Şimdi ne yapıyoruz? Yeni ortağımızla görüşmeye gidiyoruz ofisine. Özgür, ver bakalım ne bulduysam. Yolda çalışayım biraz. İşte burada. Bu kadar mı? Gördüğün gibi fazla bir şey yok. İlginç. Adam ülkeye yeni taşınmış gibi. Üzerine kayıtlı tek bir mal varlığı yok. Ne arsa, ne ev, ne dükkan. Burada üzerine sadece iki kontrat var. Biri de gideceğimiz ofis büyük ihtimalle. Diğeri? Evi. Onu da yeni tutmuş galiba, değil mi? Aynen. İşlerini gören bir avukatı var. Onu da araştırıyorum. Ama işe yarayacak bir şey çıkacağını sanmıyorum. Sen ne diyorsun? Ne diyeyim Özgür? Ne dememi bekliyorsun? Sanki çok şey bulmuş gibi. Yukarıdakiler ne yapmaya çalışıyor? Neden bu adamı seçtiler? Timur tedirgin oluyor. Amaçları Abdullah gibi seni de oyun dışına çıkarmaksa... Öyle bir ihtimal var tabii. Ama onlara ne kadar vazgeçilmez olduğunu göstereceğim. Önümüzdeki sevkiyat benim önemimi anlamaları için büyük bir fırsat. Ben olmadan o silahları sınırın ötesine bir metre bile taşıyamayacaklarını anlayacaklar. Daha iyi misiniz? Teşekkür ederim Nevin'cim, sağ olsun, çok daha iyiyim. Nevin, bir konuşalım mı? Nevin, bak bunun karakola gitmesi lazım. Bunu yapanlar cezasını çeksin, böyle olmaz. Ya ben konuştum, sevgilisi yapmış, şikayet etmek istemiyor. Kim yaptıysa yaptı Nevin. Şiddet görmüş bir kadın var. Karakola gitmesi şart. Ya biliyorum da işte, yani normalde böyle biri değil diyor. Tek seferlik bir şey diyor. Ne yapayım? Ben konuşayım o zaman. Hayır, dur. Dur. Bugün bir dinlensin. Üstüne gitmeyelim. Şu şoku atlatalım. Ya atlatsın. Sonra tekrar yarın konuşuruz. Ejder Bey. Hoş geldiniz. Tanıştırayım. Özgür Aseki. Timur Bey'in meşhur sağ kolu. Memnun oldum. Buyurun lütfen.